أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Şimdi arkadaşlar kendi dersimi sizinle paylaşacağım. Şu evlilik hayatında, şöyle vereyim, evlilik hayatında ortaklıkta baba isen oğul, oğul ise baba. Yani kişi kendisini, kişi kişilerle iletişim münasebet kurmanın, sağlam bir zemine oturtmanın en büyük özelliği şudur. Onu da okuyacağım. İnsanın zayıf damarlarını bilmektir. Eşini, mesela o damara basmazsın. O damara basmazsın. İnsanın iki türlü damarı var. Bir, en dehşetli zayıf damar, bir de zayıf damar diyor. İkinci sırada. Bak, bu şu işimize yarayacak. Bu eksiklik değil. Senin imkanın bu olacak. Damarına böyle hani X cihazına geçiyorsun ya, böyle dedektöre bakıyorlar cihazın var mı diye. Evli dalalet, zındıka, Müslümanları böyle dedektör gibi bakıyorlar böyle. Bunun ne zayıf damar var? Bu damar. Oradan geliyorlar. Bu dış dünya. İçeride ise herkesin şeytanı kendisine aittir. Müstakil herkesin şeytanı vardır. Benimle doğmuştur, benimle bitecektir. Neler gördüğümü, neler işittiğimi, yaptığıma şahittir. Zaaflarımı, tiryakiliklerimi biliyor, o cinsten video getiriyor. Vesvese getiriyor. Yani zaafını biliyor. Benim şeytanım sana gelse ezer gidersin. Çünkü benim zaaf noktamı sana getirdiği zaman senin için ilgini bile çekmemişti. Şimdi herkes kendi zaaf noktasını görecek. Ha, benim zaaf bu. Ne yapmam lazım gerektiğini de burada yazıyor. Ben sayfayı söyleyeceğim. Onları ben okumayacağım. En son işlerinden bir tanesini seçeceğim ve bir paragraf okuyacağım. Şu konuşmamın dışında derse başladığım anda 45 dakika içinde bitireceğim. Şimdi sayıyorum, insanın zayıf damarı. Ele alan, balık gibi avlanıyoruz onunla. Birincisi mektubat var, 29. mektubun 6. kısım. Bu insanın 6 tane zayıf damarı var. Bana, bende bu var ama, bunu iddia ediyorum ama, bana bir şey olur deme. En büyük tuzak budur. Ben mesela evet, bu benim zayıf damarım. Aynı zamanda zarif damarım. Bu bende var ama, zarar vermiyor, zannediyoruz. Birincisi, bu bucağı. Nedir o? Hubbuca, harika, denilen hırs-ı şöhret, hotfuruşluk ve şan ve şeref denilen riyakarane hatlara görünmek ve nazar-ı âmmede mevki sahibi olmaya ehli dünyanın her ferdinde cüz-i külli vardır. Boğazı vardır. Herkeste var. Cüz-i külli var. Bakın eksiklik değil. İmtihan bu senin. Sayacağız o 6 taneyi de. İmkan bu. Yani herkes de aynı seviyede olmaz. Hubuca makam düşünülüyor. Öyle bir hale geliyor ki bunlar, o arzu için hayatını feda eder derecesine şöhret perestlik hissi onu sevk eder. Birinci bu. En dehşetli damar bu. İki, en dehşetli. Bu 6 tane en dehşetli. Sonra zayıf, en dehşetli değil, zayıf damar okuyacağım.
İkinciyi okuyayım. Hatırlayanınız var mı? Hissi haf. Korku damarı. Anladık mı abi? Korku ve tama. İnsanda en mühim ve esaslı bir his, hissi haftır. Desa zalimler bu korku damarından çok istifade etmektedirler. Hakkı ifade edemiyorsun. Ustad mecliste malum paşaya paşa paşa diyor. Kainat en büyük hakikat imandır. İmandan sonra namazdır. Namazı olmayan kişinin haindir. Hainin hükmü de mevduttur. Yani İslam'a göre mevdut. Hayat, hakkı hayatı yoktur. Şu iki parmağını senin kör gözüne sokarım diyor. Tarihçede geçiyor böyle. Mecliste milletvekilleri cübbesinden çekiyorlar aşağıya. Ustadın dediğini söylemek için buraya kadar geldim. Ustad onlara şöyle diyor. Diyor ki yerinde kullanılmayan hayat bana lazım değil. Yerinde kullanılmayan hayat bana lazım değil. İnsanın en mühim ve esaslı demek ki damarı haf. Yani desas zalimler bu korku damarından çok istifade etmektedirler. Korku. Mesela ille zındıklar için değil bu. Ölüm korkusu, açlık korkusu, bu korku yani. Aç olacağım vesaire. Korku işlettiriyor. İmansızlık korkusu. Hani korku böyle. Kefene gireceğim. Korku. İkinci zayıf damar buydu. Üçüncüsü tama. Doymamazlık. Burada bir de tekrar edeceğim ben bunu. Üçüncüsü neydi? Tama. Doymamazlık var ya, Allah kimsenin başına vermesin. Namazı kaçırttıran, derslere getirttirmeyen. Bu. Yani, tamam inşaatta çalışıyorsun. Bir saat erken bırak. Bugün sal işte. Derse geleceksin. Bugün bir saat erken bırak. Aç mı olacaksın ya bir saat işe erken bıraksın? Bak. Dört. Şeytanın telkiniyle, dalaletin ilkatiyle, şeytanın telkiniyle, ehli dalaletin ilkatiyle böyle sana sendekini uyandırmasıyla, İngilizler yapıyor bunu. Bak, şeytanın telkini, ehli dalaletin ilkatiyle, yani fiş 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 fitne uyandırıyor. Ne o? Milliyetçilik. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Kürd'üm diyene, ne mutlu Laz'ım diyene, ne mutlu Çerkez'im diyene. O sen ne olacak ya? Sana kabirde aferin lan Kürt, aferin lan Laz, aferin lan Türk, gel buraya. Onu mu soracak? Namazın var mı kardeş? Orucun var mı kardeş? Hamiyetin var mı kardeş? Ümmete ne yaptın sen? Zekatını verdin, kaza namazlarını kıldın, orucunu tuttun. Üstünlük nerededir? Takvadadır. Yani Allah haşa beni Laz yaparak yanlışlık mı yaptı? Seni Kürt yaparak Allah yanlışlık mı yaptı? Türk yaparak haşa Allah Resulü Arap'tır. Bediüzzaman Kürt'tür. Allah nereli? Bak Allah nereli ya? Tövbe estağfurullah. Öyle farz-ı muhal söylüyorum ya. Ya bize İslamiyet yetmiyor mu? Ne meziyetin var yani sen orada doğdun diye bende ne üstünlüğü var? Benim sende ne üstünlüğü var ki ya? Namaz yoksa. Ne olacak ki? Dördüncü damar bu. Şeytanın telkini öyle dalaletin ki araştırdım İngiliz. Milliyetçiliği kaşıyan İngiliz'dir. Milletleri bölmek için kullandıkları en kuvvetli yöntem İngiliz. İngiliz için ustad İslam'ın ezeli düşmanıdır diyor. Milliyetçilik. Allah Resulü'nün veda hutbesini okumaya veya dinlemeye yoktur zannediyor. Yoksa bu akşam Allah rızası için bir okuyun. Cep tarafına gidin görürüz. Allah Resulü üç şeyi ayağının altına almış. Sen onun ümmeti olarak başının üzerine alır mısın?
Allah Resulü'nün ayağının altına aldığını sen başının üstüne nasıl alırsın? Veya hayatta nasıl felsefe yaparsın onu? Nasıl bir rehber yaparsın onu? Allah Resulü'nün ayağının altına almış. Söyler misiniz üç tanenin bir tanesini? Ve dört mesele. İnsan anayasası. İnsan hakları anayasası. İnanın öyle bir anayasaya İslamiyet'i filistelemiş. Anayasa, insan hakları ya. Evrensel beyannamesidir o. Ve dört mesele. Bir bakın. Yoksa dükkanınızı alsın onu ya. Bir tanesi neydi ayağın altına aldı? Söyle. Faiz. Sonra? Kan davası. Kan davası. Milliyetçilik. Bir de? Söyle. Irkçılık. Kavmiyetçilik. Milliyetçilik. Ayağın altına almış. Sen hayatta rehber yaptın. Yani nasıl ümmetçilik ki yani? Öyle bir şey olur mu? Peki. Beş. Beşi de okuyayım. Nedir o? Enaniyet damarı. Sen var ya, hocam, traktör şamyonu basar gibi ama basıyorlar koltuğun altında. Hocam, hocam var ya sen konuş, aynı hikaye anlatmıyorum. Hocam, sen konuşunca kainattan çıkıyorum. Ay bu münafı. Kainattan çıkıyorum. Ya. Hadi ya. Sen konuşunca bulutların arkasına geçiyorum. Biraz da ilerletince kainattan çıkıyorum. Kemal anlat onu. Resul'a ne teklif edeceksin Allah bilir. İnsanın en zayıf damarı da enaniyet. Sen var ya sen. Sen. Ben. Benlik var ya. Ben. Pergeli koymuş, o merkezde dönüyor. Ben. Evde de öyle. Bırak bu diyor. Dışarı atma bunu. Sen ve ben böyleyiz. Eve gittiğin zaman çoluk çocuk kaçıyor. Köşe bıçak mı arıyor? Namaz kılıyoruz ama ahlak dipte vurmuş. Herkes kaçıyor bizden ya. Kalk kırıyoruz. Namaz şey yapacağız, tam kıldırıyorum. Bir bağırtı var. Ne oluyor dedi? Ya çocuklar ne kovuyorsun saftan dışarı ya? Camide niye kovuyorsun kardeşim sen dedi. Niye kovuyorsun? Evde benim dediğim olacak. Allah'ın dediği olacak ya. Evdeki kavgalarla değil, kadın olsun, erkek olsun. Daha dün yaparken birbirine ayağına basmayla uğraşıyoruz. Lan niye basacaksın? Benim kimin sözü geçecek o onu belirliyor. Lan Allah belirlemiş bunu ya. Altıncı damar nedir biliyor musunuz? Memur makamına geçiyorlar, geçiyoruz. Veya işte memur olur, vazife olur. Maddi ve manevi, gönül dünyasında da. İşte ben memurum, yapmak zorundayım. Yanlışı yapıyor. Zulmediyor. Haklara tecavüz ediyor. Bu da zayıf damar. Şimdi bir parçasını şey yapayım ben. Hülasa ettim. Daha şunları. Sonra işlerinden bir tanesini seçeceğim. Bir tanesini okuyacağım, keseceğim. Hem de tekrar etmiş olur. Birincisi hubbu cah denilen hırs-ı şöhret, hot furuştuk ve şan ve şeref denilen riyakarane haklara görünmek veya nazar-ı amnede mevki sahibi olmaya ehli dünyanın her ferdinde cüz-i külli vardır. Bir, tekrar ettik. İki, hakikaten insanda en tehlikeli damar enaniyetten ve en zayıf damar da budur. Onu okşamakla çok fena şeyleri yaptırabilirler. Ey kardeşlerim dikkat ediniz, sizi enaniyetle vurmasınlar, onunla sizi avlamasınlar. Balık oltası var ya atarlar böyle, hayvan bile o kadar hayvan değil. Oltaya gelir böyle bir vurur, bakayım nedir diye. Cahil adam tutmayı bilmeyene hemen çeker. Çünkü vurdu ya. Mesela balık vurdu almadı. Usta adam hafif oynatır ya böyle canlılık numarası verir. Balık bir daha kapar ikincisine çeker. Sizi avlamasınlar demek balık gibi yapılıyor. Yem atılıyor yem. Niye yediriliyor? Seni yemek için. Ufak bir para veriyor. İşte Allah Resulü'nün aleyhissalatü'nün hadisi var. Aldatan var ya. Aldatmış. Güya aldatmış değil mi? Emlakçıdır, devlet memurudur, polistir, tamam mı? Devlet aldattı.
Haşır meydanında nasıl söyleyeceksin bunu? Sen kimi aldattın? Bunu. Nasıl, niçin aldattın? Aldandın. Nefis seni aldattı. İşte Allah Resulü diyor ki, aldatan aldanandır. Aldandığı için aldatıyor. Kimi aldanmış? Nefise aldanmış. İnsanın en zayıf damarı 3. En zayıf damar ve dehşetli mani hastalık damarıdır. Bedeni putlaştırılıyor. Put put, en zayıf damar. Hastalık, hastalığa emret verdikçe hissi, nefsi, cisim galebe eder. Zarurettir, mecburiyet var der. Ruh ve kalbi susturur. Doktoru müstebit, istibdat yapan baskıcı despot. Ameliyat olacaksın diyor. Bir şey yok. Sonra anlaşılıyor ki işte gerek yokmuş. Bir hakim gibi yapar ve tavsiyelerinin gösterdiği ilaçlarına mecbur ediyor. Bu ise fedakarane, ihlaslı hizmete zarar verir, Allah unutturur. Doktor hakim, menfaat ondan, zarar da ondan. Tabii o ilgilerini kurtulacağım. Şeylerde, acillerin orada, banklarda, oturacaklarda sabahlayanlar var, arabada sabahlayanlar var, içeride adam var zahiri, acillerde, koridorlarında uyuyanlar var. İş olursa doktor beni kurtaracak. İnsan en zayıf damarı hastalık damarıdır. Bakın ne kadar putlaşmış beden. Bedenle ruhu ayrıyım, ondan sonra izah edeyim. Şu binanın içerisindeyiz. Binanın. Bina bize benzer mi? Yok. Biz insanız. Farkı hayal edin. Ha, sen oturan ruhtur. Şu bina senin cesedindir. Ceset, ruh ilişkisi böyledir. Ustad diyor ki, beden ruhun elbisesi değil. Yani libası değil, hanesi ve yuvasıdır. Tamam mı? Şimdi burada adam psikoloji sıkıntı çekiyor veya namaz kılmıyor. Her tarafı bina, altın olsa ne olur? Bina. Her taraf altın. Ama namaz yok. He? Neden budur? Şimdi öyle bir zamana geldi ki, diyet, eskiden beri derim bak şimdi fiyasko öyle çıktı, yanlışmış. Sıfır grubu RH pozitife göre yemek yemek. Yapmak. A grubu pozitif. Siz Allah Resulü'nde duydunuz mu? Ya Ömer, senin kanın sıfır grubu pozitiftir. Sen süt mamulleri değil, et mamulleri yiyeceksin. Deveye etini elini sürme. Ya Ali, sen A grubusun. Sen süt mamulleri yiyeceksin. Böyle bir şey duydunuz mu? 19. Lema'da söylüyor. İlmi tıbbı iki satıra topluyor. Yediğin zaman az ye. Kolayca hazmedilebileceği miktarı ye, tam tam üstüne yeme, 4 saat fasıla geçmeden yemek yeme, 3 saat geç, 2 saat geçmeden su içme. Az ye kardeş. Az ye. Yatarken yemeği ye. Ne zaman yemiş? Sabah kuvvetli yemiyor sünnet. Öğleyin yok, akşam üzeri var. Tamam. Yediğin zaman az ye. 3 ayır diyor mideyi. Hava boşluğu. Değil mi? Su ve bir de çalışma, hava boşluğu, gıda ve çalışma boşluğu. 3 ay. Şimdi oturduğumuz zaman insan anlamıyor. Doyana kadar yok, kalktığı zaman sıvılar gelecek, hazım için gelecek, o ne olacak? Yani şunu demek istiyorum. Bedenler kan grubu namı altında, alternatif tıp namı altında, yok doktorların pompalamasıyla 6 ayda bir bilmem taramadan geçeceksin. Bu evhamınızı, vehminizi, zayıf damardır onu da söyleyeceğim. Evhamınızı, vehminizi tahrik edip hastalık hastası yapılıyor. Vehim ve vesveseden kurtulmanın yolu kurtulmaya çalışmamaktır. Çünkü yaban arıları gibi böyle iliştikçe musallat olur sana. Sünnet gibi yaşa, gerisine karışma. Şunu da söyleyeyim, benim üstüm bir doktor gelmiş. Roma veya Bizans'tan. Asıl saadette olmuş. Adam, doktor da para kazanacak, kimse gelmemiş. Peygamber zamanında işte. Ya demiş, burada hiç kimse hasta olmuyor mu demiş, hiç kimse gelmedi. Yok demiş, burada hasta olmazlar. Niye demiş, acıkmadan yemezler dedi. Yedikleri zamanda doymadan kalkarlar.
Bak şimdi yemişsin. Şimdi eve gidip bir şey atıştır. Atıştırmayacaksın kardeşim. 4 saat geç. Acıkmadan yemeyeceksin. Yerken de doymadan kalkacaksın. İnsanın en zayıf damarı da neymiş? Put. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Bu bakıyor neler yapılıyor. Bak neler yapılıyor diyette falan. Biz diyetteyiz kardeşim doğuşta. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize diyet verdi. Sünnet-i seniye. Öyle mi? Ha, esas almış, ruhu unutmuş. Ya ben bunu yemeyeceğim. Lan kaza namazın duruyor, hiç düşündün mü onu? Aklın, ruhun, kalbin gıda istiyor onu. Bugün okudun mu? Kur'an okudun mu? Risale okudun mu? Bugün derse gittin. Dördüncü en zayıf damar. Yani kendini yönetmede bu malzemeleri kullanacaksın. Hayatta kullanılacak ders yok İsa'yı. Bak yazmışım bunları. Nasıl ki korku ve tama, yani tama nedir? Doymamazlık, açgözlülük, hırsla isteme, şan ve şeref cihetinde çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? Korku, tama ve şan şöhret. Mesela yazı memlekete gideceksin. Arabayla gireceksin ya köye. Uyduruk araba olmayacak. Para da etmiyor. Daireyi satıyorsun oturduğunda. Kiraya çıkıyorsun. Arabayı alıyorsun. Köye gidiyorsun. Hikaye yapmıyorum ha. Sonra arabayla köyde havanı atacaksın. Kiraya çıktın tepeye. Sultan Bey'le. Geldin. O parayla bir asa attın bile yalamazsın. Daha tepelerde bir şey alırsan. Anladın mı? Şuan şöyle desinler diye yaşıyoruz. Tamam. İnsanlarda korku, tama ve şan şeref cihetiyle yaşama en zayıf damarlarda bir tanesi. Çünkü insanın en zayıf damarı korku cihetinde bir halk edemediler diyor. Korku, ölüm korkusu, imansızlığı korkusu, ha ölüyorum, ayağımız kaldı mevzede falan bu. İçsel alemde şeytanın topaladığı. Şimdi Mesnevi Nuriye'de onu da söyleyeyim, daha piyasaya çıkarmadım. Dün bitirdim. Mesnevi Nuriye'de 55 lisanla Allah'ın ispatı var diyor Mesnevi'de. Onu çıkarttım. O tamam. 55 tane tevhid delilini farklı farklı ise dedim. Lan 55 tane şeytanın yöntemi vardır dedim. Ulan şeytanın ne özelliği var? Kur'an'a, Risale-i Nur'a değil. Kur'an'a direkt baktım. İki günde beni tarıyorum bitirdim. Kur'an'da tam 55 tane şeytanın yöntemini bu. 55 tane. İnşallah bir günde böyle okuyacağım size. 1, 2, 3. Mesela bir tanesi de budur. Mesela korku. Ölüyorsun. Mahvoldun. Kalk dizgisi. Evde kimse yok. Can şeye, hastaneye yetişemeyecek. Bu beden put ya. Bırak bedeni o kadar sahiplenme ya. Rahat ol. Meşgul olma. Sonra insanın bir zayıf damarı, en zayıf değil. Bir zayıf damarı da neymiş? Derdi manşet, tamah cihetinde uğraşıyorlar. Sonra en zayıf bir damar da şan-ı şeref, rütbe. Zayıf damarı okuyayım. 3 tane, 4, 5 tane zayıf damar. 1. İzle okuyayım ki. Meşrepler ve hissiyatlar cihetinde ihtilaf atıyorlar aramıza. Sen nurcusun, sen tarikatçısın. Sen nurcuların şu kolusu mu kolusun? Bu zayıf damardır. Yani parti tutmak, futbol takımı tutmak gibi. Yani olsan burada ne olur, gelsen ne olur, gelmesen ne olur. Ne kitabın şerefi artar, ne şeyin. Sen şimdi namazın yoksa, yok her gün bir risaleden okumuyorsan, Kur'an okumuyorsan, evinde sabahlara kadar televizyon, internetlerden çıkmıyorsan, senin Mekke peygamberin akrabası olsan ne olur? Öyle diyor değil mi? Levalarda. Namaz kılmıyorsa diyor, ehli beyt dahi olsa, değil ona diyor, ehli beyt, dost bile olamaz diyor, hatırlarsınız. İnternetlerden inmiyorsun, kar namaz, kılarız. Yani sen seyit olsan ne olur? Yani üstünlük takvadadır kardeşim, bir nesebe dayalı değil. Mahkemata diyor ki, kişinin değeri kendindendir, neslinden değildir. Eğer neslinden olursa, ne ana olur. Demek ki Galatasaray, Fenerbahçe gibi takım tutulmaz cemaat. İstifade ediyorsan devam edeceksin. Bugün birisiyle tanıştım. Bilmiyorum burada mı? Hamza nerede? Hamza burada mı? Şimdi onun yanında çalışan dedim ki
Seni derse davet ediyorum. Biliyorum hocam. Dedim ki seni derse davet ediyorum. Daha ciddi, daha kaliteli bir yere gideceksen gelme buraya. Ona git. Bu dersten daha kıymetli, daha değerli, zaman harcayacağın bir yerin varsa oraya git. Ha, demek ki meşrepler ve hissiyatlar cihetinde aramıza ihtilaf atıyorlar. Baba oğul, karı koca. Meşrep şu. Bu meşreptir, maşrapadır. Bu su akıyordu dereden. Kimisi kazanla aldı, kimisi kepçeyle aldı, kimisi bardakla aldı. Buna meşrep denilir. Ya meslek denilir. Şu Risale-i benim ders yapmam şeklim meşreptir. Risale-i Nur meslektir. Benim bulunduğum Zübeyir abi ekolünün devamı meşrebimizdir. Sizin buraya geldiğiniz şu dershane, Zübeyir abi ustadın varisi, sır katibi, onun meşrebidir. Sungur abinin meşrebi var. Abdullah Yer abi ve Hüsnü abilerin şu anda yaşayan onun meşrebi ayrı. Zümer abinin meşrebinde izah var. Yeğen abi ve Hüsnü abinin içinde düz okumak var. Meşrep. Hangisini istersen öyle değil. Hüsnü abinin meşrebinde kitabı öyle satın almayalım. Yazacaksın önce senin olacak. Ha, var mı böyle sanatın güzel böyle merakın olur. Buraya devam edeceksin. Hangisi doğru? Hepsi doğru. Fıtratın hangisine uygunsa. Eğer işitici, işitme tabakasındansa, yani bazıları duysadır. Düz okumaya lezzet alır. Oraya şey yapacaksın. İhtilaf etme öteki tarafa. Bazıları da görseldir. Yani misali ister, izahlı ister. Onlara da görsel deniliyor. Görsel, insanların fıtratları. Buraya git. Bazısı da böyle hakikaten sanattır, naziktir ve zariftir. Yazar yani. Ben yazmadıkça anlayamıyorum diyor. O da Hüsrev abiye gideceksin. Git kardeşim hepsi doğru. Şimdi bir zayıf damarımız da bu. İki, safiyetimizi tutup saflığımızdan istifade ediyorlar. Safiyetimizden diyor. Safiyette, safiyetlerini tutup aldatıyorlar. Zayıf damar bu. Kuvveti zayıf değil. Üçüncüsü, ben şey yapayım, uzun olmasın. Vehim ve vesvese. Vehim aklıdır, vesvese kalbidir. Nedir anlatayım kısaca, çok anlatmışım burada. Vesvese, Rümeş'i uzatmayacağım. Var olan eylemi, var olan eylemi fikri değil. Var olan eylemi yok bittirtir. Mesela imanın var, yoktur. Abdestin var, yoktur. Aşağı indiriyorum bak. Var, galiba yok. Yani eğer imanınızdan ve abdestinizden şüphe ediyorsanız şeytan tasdikli abdestlisiniz. Alma bir daha. Ama ne olur ne olmaz dediğin anda şeytan dediği için alıyorsun abdest. Şeytan diyor sanıyorum. Bir daha. Bu imana ve abdese musallat olur, vesvese. Vehim ise, bak böyle değil. Vehim ise olmayan düşünceyi var zannettirir. Olmayan düşünceyi var zannettirir. Vehim. Zan. Herhalde böyle düşünüyordun. Hanım, beni galiba aldatıyorsun. Şöyle yapıyorsun. Karı koca aralarında böyle de şey var. Başka zan. Galiba ben herkes evden gitti. Kalp krizi geçiriyorum galiba. Şeytan da bu kaslara gider bir gelir falan. Tamam, gidiyorum. Lan istesin gidemezsin ya. Orada da gitmek isteğiyle olmuyor ki. İstekli gitseydi, gidilseydi intihar edenler intihar etmezdi. İsterlerdi giderler. Kardeşim ecel ve ömür değişmez. Ömrün bir saniye ileri, bir saniye geri gelmez. Korkma. Sen kalp kriziyle ölmezsin. Kanserle de ölmeyeceksin. Sen Allah yuhyi ve yumittir. Allah öldürecek, Allah dirilttiği gibi. Allah seni diriltti. Bak örnek vereyim. Bana bakar mısınız? Nefes alıyorum. Çok güzel aldım. Ne kadar tutabilirim? Biraz tuttum ama şimdi nereye döndü? Sıkıntıya döndü. Lezzet almam için ne yapmam lazım?
Aldığın nefesi tutabiliyor musun? Hayır. Aldığın hayatı da bu bedende tutamazsın. Onu da vereceksin. Nefes almak, hayata vermek mefte. Nefes almak lezzetli olduğu gibi vermek de lezzetlidir. Cana kavuşmak lezzetli, iman vefat etmek de lezzetlidir. Allah öldürecek ama kanseri, trafik kazasını bahane yapacak. Ömrün değişmez, hiç unutma. Korkma. Kesinlikle ben sana söylüyorum, ölünceye kadar yaşayacaksın. Tabir de zayıf damar, tahayyülü küfür, küfür zannettirir. Ooo aklımda bu geçti, ben kafir oldum. Onu bana gönder. Hiçbir şey olmadı. Çünkü kafir olsaydın kafirlikten korkmazdın. Çünkü kafir kafirlikten korksaydı iman ederdi. Hiç gördünüz mü bir kafiri kafirlikten korkuyor? He? Kafirlikten korksaydı hemen iman ederdi. İman etmediğine göre kafirlikten korkmuyor. Sen hem namaz kılıyorsun hem kafirlikten korkuyorsun. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, sahabeye sormuşlar. Bunu Ömer Nasuhi bilmem 86. sefada diyor. Yani onlara da olmuş böyle. Ya Resulullah senin yanında başka, dışarıya çıkınca başka, namazdan önce başka, namazdan. Dedi ki, yani büyük savaştan geldiler. Nefisle mücadele etmek biliyorsun büyük savaştır. Küçük cihat, 60 senelik hayat içindir. Sonsuz hayat için büyük cihattır. Diyor ki, bir mala kafamda kaldığı kadar, İçinize geçtiği, içinize geçeni demedikçe, yapmadıkça mesuliyet yoktur. Tam tersine ulema der ki ibadet ve cihattır. Bak, imansızlıktan korkuyorsun. Niçin korkuyorsun? Halis imanın olduğundandır. Zıt zıtın aynı adı. Ha? Şimdi bu aranızda beşinciyi de okuyayım. Aramıza ihtilaf atmak zayıf bir damarmış. Bakayım ne yapacak? Mesela senin adın neydi? Abdülsemet. Abdül? Abdülsemet. Abdülsamet. Şimdi bana geliyorlar Abdülsamet. Ne oldu hayırdır? Yok bir şey. Ne oldu lan? Ya denirim ya tamam ne oldu? Ya Abdülsamet var ya he sana orada o dersen orada. Ya, ağzı alınmayacak şeyleri dedi yani. Ama ağzının payını ben gerçi verdim ama yok mu yapalım? Ya bir din gibi değil ya o kadar. Olmamış ha öyle bir şey. Olmamış. Bana geliyor aynı numara. Gene güven moralı bozuk. Hayırdır ne oldu? Bir şey yok. Ne oldu? Sana diyor şimdi. Hasan var ya sen. Senin hakkında ben yansın yaptı. Ama dayanamadım, verdim ağzının payını, yapma ya. Bayit namussuz, nasıl dönem? Hayda, o yüzden ikisinin haberi yok. Bu hepten iftira, fitne. Bir de var olanları da demeyeceğiz. Var olanları söylemek gibi, kovuculuk. Ötekisi hepten acayip bir şey. Şimdi, bu insanın en zayıf damarı 5-6 tane. 6 tane zayıf damarı, 6 tane de zayıf damarı var. En zayıf değil, zayıf. Şimdi ben onlardan en zayıflardan bir tane seçiyorum. Bir tane madde okuyacağım, dersi keseceğim. Hastalık damarı. Putlaştırmışız belki. Beden, indir indir beden. Allahu Ekber. Dur ya bu nedir ya? Kıymeti kadar değer ver. Ruhuna da biraz kıymet ver, değer verme demiyorum bunu. Bu eşeğe bineceğiz yani. Bizi götürecek. Götürdüğü yere kadar ya. Dördüncü deva. Ey şekvacı hasta. Ey şikayet eden hasta. Senin hakkın şekva değil. Şükürdür. Sabırdır. Niçin? Çünkü senin vücudun ve aza ve cihazatın senin mülkün değildir. Sen onları yapmamışsın. Senin mi benim mi bu? Mektubatta Bağla da söylüyor. Ben izah edeyim şu şekilde. Beni eve davet ettiniz. Öyle bir şey yok. Tamam olursa güzel olur. Yemek ikram ettiniz. Ben size danışmadan, sormadan, izin almadan camdan Ahmet, Mehmet gelin burada ziyafet var. Çağırabilir miyim? Veya beni iftara çağırdın.
Senden izin almadan, sen bana demeden yanıma iki kişi alamam. Kaldırıp dağıtamam, sadaka veremem. Senin mi? Yok. Öyle değil mi arkadaşım? Çünkü sana o yemekleri istifadene vermiş. Sana hibe etmemiş. Senin değil ki. Yiyebildiğin kadar diyor, ondan sonra gideceksin. Senin değil bu. Ben diyor bunu istifaden kadar. Aynen bu örnek gibi. Gözü sana kullanmak için verdi. Senin olsun diye vermedi. Emanet. Aklın öyle, kulağı öyle. Şimdi emaneti emanet sahibinin dediği gibi kullanmak lazım. Sana değil ki. Bak ne diyor. Senin vücudu, aza ve cihazatın senin mülkün değildir. Sen onları yapmamışsın. Ben bunu söylerken muhatap hepimiziz ya. Burayı okuyorum. İlk önce böyle telkin ediyorum. Ben bu ihtiyaç duyuyorum ki bu ders yapıyorum. Tamam. Sen onları yapmamışsın. Bu kolu bacağı ben yapmamışım. Başka tezgahlardan satın almamışsın. Ve var mı 25'in sözde? Azalarınız içinde en kıymetli azanız olan göz ve kulaklarınızın sahibi kimdir? Göresiniz diye söylüyorum. 25. kar. Göz ve kulaklarınızın sahibi kimdir? Hangi tezgah ve dükkana satın aldınız diye soruyor ya. Bildiğiniz bir yer. Sen onları yapmamışsın. Başka tezgahlardan satın almamışsın. Demek başkasının mülküdür. Putlaştırmaya gerek yok. Onların maliki mülkünde istediği gibi tasarruf yapar. Malikel mülk yetesarrafe fi mülki keyfe yeşâ. Mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. 60 sene verir sana, kullan bunu. Öteksin 20 sene verir. Niye bana o kadar önemli? Sana ne? Ortak mısın? Allah'ın malına ortak mısın? Malını. Yani ben de muhatabım da bu söze. Ne kadar götürecek bu at beni eşek? Ruhumu. Ruhum da bana bine. Onu da biniyorum. Ne kadar müsaade etmişse ya. Bana ne olacak? Eyvah! Tamam. Bu ne ya? Hep tercih olmuşuz ya. İndi bunlar bu şeyler. Peki niye böyle oluyor? Buna muhatap oluyoruz. Medyasından, videosundan, okumalarından hep bununla meşgul oluyor. Ya dinleme bunları ya. Bu saatten gittikten sonra İbrahim de yemek yenir mi şimdi? Şimdi ekmeği doğrayıyor da ya ne güzel gidiyor ama. Olmaz kardeş. Ha yeme. Allah Resulü de diyor ki, bununla alakalı sünnet, tam sıfır mideyle de yatmayın. Bir hurma dahi olsa atın diyor. İhtiyarlığın alametidir diyor. Demek ki onların maliki mülkü istediği gibi tasarruf eder. 26. sözde denildiği gibi, mesela gayet zengin mahir, gayet mahir bir sanatkar, güzel sanatını, kıymetli servetini göstermek için miskin bir adama modellik vazifesini gördürmek maksadıyla bir ücrete mukabil bir saatçik zamanda murassa ve gayet sanatlı diktiği bir gömleği, bir hülleyi o fakire giydirir. Onun üstünde işler, vaziyetler verir. Harika evvel sanatını göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam o zata dese, bana zahmet veriyorsun, eğilip kalkmakla verdiğin vaziyetten bana sıkıntı veriyorsun, beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun demeye kazanabilir mi? Ben şöyle misal vereyim. Eskide terziler şöyle yapardı. Şimdi mankenler var ya, böyle şeyler plastikten de böyle adam yaparlar böyle. Tekstillerin dükkanları da yaparlar. Eskide öyle yoktu. Adam vardı. Adamı tutarlardı. Normal bir adam tutarlardı. Terziler. Buna ücret verir. Bunun vazifesi modellik vazifesi. Ona ceketi giydiriyor. Cübbeyi giydiriyor. Gömleği giydiriyor. Uzat. Uzat. İndir. Kaldır. Otur. Kalk. Bir adam çıktı böyle. Tabii gömleği giydirdi. Ama bu ne yapmıyor? Ama bunun üzerine kesiyor. Değil mi öyle? Çünkü orada kesilmiyor. Burada kesilecek. Vücutta. Anama böyle baktı, çok yakıştı. Ya usta ne kesiyorsun ya dedi ya. Bana çok yakıştı bu diyor. Ben sana yapmadım ki bunu. Olsun, kesme. Hasbı. Sen böyle bir terzi olsan. Eğil diyorsun ya, eğil, kalk, uzat. Bu ne ya?
bana zahmet veriyorsun. Deme hakkı var mı? Yok, maaş alıyor. Sen bu iş için varsın zaten. Aynen öyle benziyoruz abi. Allah bak bizi model kullanıyor. Elbisesini göstermek için. Elbise kim? Allah'ın gayesi kim bak. Ücretimiz ne olacak? Bunu okuyacağım şimdi. Misal anladık değil mi? Kalk, otur, uzat. Kaldın. Sen bunun ücretini alacaksın. Aynaya bakıp da tam tam kesmez. Lan sana yapmadım ben bunu. Sen de yapıyorum ama sana yapmadım. Sen ücretle mükellefsin. Şimdi diyor ki, acaba şu ücretli miskin adam o zata dese bana zahmet veriyorsun. Eğilip kalkmakla verdiğin zahmette bana sıkıntı veriyorsun. Beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun demeyen kazanabilir mi? Veya merhametsizlik, insafsızlık ettin diyebilir mi? Ya ya bu kadar güzel gömleği kesti ya merhametin mi yok falan diyemez. İşte aynen bu misal gibi. Bakalım bu misalin hakikati neymiş? Sani Zülcelal, sanatla yapan Allah, sana ey hasta, bak, sanatını güzel yapan Allah, diyor ki, sana ey hasta kardeş, göz, kulak, akıl gibi nurani duygularla murassa olarak giydirdiği cisim gömleği, meğer bunlar gömlekmiş, cisim gömlekmiş. Gömlek neymiş? Göz, kulak, akıl, burun. Bunlar cisim gömlek. İçeride ben varım bak çıkartıyorum. Dolabınızda gömlek var, çamaşır var. Sıkıntı veriyor mu size? Karanlık ama çekmecede. Vermiyor. İçinde değiliz ki biz. Toprağa giren cesedin de içinde olmayacaksın. Korkma. Öyle mi? Kesinlikle olmayacak. Hiç kimse olmayacak. Kafir de Müslüman da olmayacak içinde. Kafirse cesedin içinde tutmak merhamettir. Ne işi var orada toprakta? Veren çukuruna gidecek o. Orada kimse yok ki. Mezarlıktan korkuyorsun. Orada kimse yok. Kimse olmadığı için cinler var. Yani ona mesken edilmiş. O mezarlıkta korkma. Ölülerden korkma. Dirilerden kork. Ölüler sana imansız yapmaz. Ölülerin gücü yetse, dili dönse sana namaz kıl diye bağıracaklardı mezarlıktan. Sen dirilerden kork, dirilerden, televizyondan, internetten kork. Ölüde ne korkuyorsun? Orada kimse yok. Ya diptedir, esveli safilindedir veya alayiliğindedir. Allah, Geylani, Bediüzzaman'ı, senin gibi mümini toprağa tutar mı ya? Çünkü anadadır ya. Hani okumuştuk değil mi? Hepiniz biliyorsunuz. Vefat eden Azrail aleyhisselam alır ruhu, ondan sonra ilk önce merhametten kafir de yoksa yukarıya götürür. Birinci sema tabakasına. Birinci sema tabakasına kim o diyor? Ben Azrail. Yanında Hasan'ın ruhu var diyor. Dur bakayım diyor. Senin tamam. Diyor ki bakayım içeri dosyada bunun giriş izni var mı? Peygamberimizin hadisi bir mana söylüyor. Eğer İzni vardır dese açılıyor. O zaman işte adam diriliyor. Yani esas o Azrail seni aldı götürdüğü zaman açılmasa o kapı derse ki haşa haşa Hasan buraya girişi yok. Eyvah işte ölüm o. Ondan sonra aşağıya bire gidiyor. Bir kapı açıldı. Daha gidecek iki açıldı. Üç açılmada ikinci tabaka bey. Yukarıya doğru birinci açıldı, iki açıldı, üç açıldı, dört açılmadı. Yani böyle. Mezarda kimse yok. Unutma. Ölüde korkma. İnternetlerden kork. O seni sapıttırıyor. Subliminal, illuminati'yi onlar kafanın içine sokuyor. Nur dersinde şeyi dinle. Serbest bölgeyi dinle, bak nasıl sokuyor, ne sokuyor. Şimdi bize elbise giydirdi. Elbise nedir? Göz, kulak, akıl. Bunlar elbiseymiş. Bir de ruhu düşün. Allah Allah. Göz bak elbise olduğunu göstereyim. Pijamayla yatıyorsunuz. Gömleğinizi, pijamayı unuttunuz. Ha bu gömlekti göz. Şimdi ben sizi bununla görüyorum. Kapattım. Görüyorum. Konuşuyorum rüyada. Duyuyorum.
Aklımı kullanıyorum, bir şeyler diyorum. Yürüyorum, terliyorum, yiyip içiyorum. Özel hayat oluyor. Bu cesette mi yapıyorum? Bu gözle mi gördüm? Yalan mı o gördüğün? Ha, demek ki bu gözle mecbur değilsin görmeye. Bak bu elbise, bu elbiseni çektim, başka bir elbise var. Başka bir elbiseyi göstermek istiyor. Ya bu elbise dolaşmadı, terden suni oldu köpek kovalı. Bu elbise böyle bir zina yapmadı, niye ihtilam oldu? Bu elbiseyle yapsan zina zaten. E bu elbise olmadığı için zina değil ama zina muamelesi var. Bana yapabileceksin. Yani bir üzerine bindirilmiş elbiseler var. Bu elbisedir. Göz, ne dedi bir de, kulak mı dedi? Kulak ve akıl. Elbiseymiş. Ne için? Giydirmiş, modelmişiz. Neyi göstermek istiyor? Esmasını göstermek istiyor. Senin üzerinde. Beni elim kaldırıyor, ücret veriyor. Verecek. Göz, kulak, kalp gibi murassa duygularla, murassa olarak giydirdiği cisim gömleğini Esma-i Hüsna'sının nakışlarını göstermek için çok halet içinde seni çevirir, çok vaziyetlerde seni değiştirir. Ha, haletler. Bazen bir hastalık verir, bazen bir sıkıntı verir, bazen bir celal, kabz, böyle uf, bütün kainat yıkılmış. Bazen bir bazı bulutların arkasına geçiyorsun. Değişik haletleri veriyor ya. 20. sözde diyor ki, İbrahim'e diyor, ateşe dedik ki diyor, yakma. İbrahim'e mesela ateşe yakma deyince İbrahim yakmadı. Elbise yakmayacak mıydı? Elbise niçin yanmadı? Elbisesi de yanmadı diyor 20. sözde. Sebebi şu, İbrahim'e öyle bir halet verdik ki diyor, o halet bir cesedine, elbiseye, gömleğine de sirayet edip gömleğini yakmadı. Halet arkadaşlar, halet cehennem ateşine karşı. Peki oradan devamda ne diyor? Ruhunuza iman libasını giydirin. Ruhunuza cehennem şey siperi gibi oluyor. Yakamıyor. İbrahim'i yakmayan ateş ne yakmadı? Halet elbisesini giydirdik diyor. Halet var ya böyle, halet-i rüya. Ha, iman da enerjidir. İman. İman ruha gider. İman enerji olduğunu bir örnek vereyim de bitireceğim nasılsa bu. Başka devam okumayacağım. Mesela hiçbir şey yok. Normal konuşuyoruz. Bir şeyi kaldırsam elim ağrır. Bir elimi vursam bir yere mermer şeyim ağrır. Ama konsantre oluyor. Veya birisini böyle kuracağım böylece. Veya cinselliği affedersin ama anlamak için söylüyorum. Hayal etsek. Vücutta hormonlar değişmiyor. Bu. Mesela çocuklar sokağa çıktığı zaman tamam, bir saatlik karate filmi seyretmiş. Tamam, şimdi bir tane film seyrediyorlar, millet kılıçlarla evde yatıp kalkıyorlar. Neydi o? Ertuğrul diye, tamam mı? Böyle hamiyet böyle. Peki, o konsantre olduğu zaman güç oluyor mu olmuyor mu? Hepimizde oluyor değil mi? Ben bunu İsteksiz çimentoyu çıkar, çıkartamazsın, belin gider. İstekli ol, iki tane çıvalı çıkarırız. Yeter ki iste. Konsantre oluyorsun. Size şunu demek istiyorum. Hiçbir şey yokken, ölü bir güç, o ruhunuzda iken, o ona bir kuvve denilir. Çekirdeğe bir kuvve, oradan çıkan kuvvet olan ağaç, bir fiil. Şimdi hiçbir şey yok. Konsantre oluyorum. Bizce tefekkür ediyorum. İmanı anlatacağım size. Konsantre olunca, ya filmi seyrediyorum böyle, güçleniyorum veya hayal ederek güçleniyorum. Peki bu güç nereden çıktı? Yoktu. Konsantre ettiğim zaman çıktı. Ha, o ruh neredeydiyse iman da orada. İmanı da tefekkür edersek, derslere katılırsak, konsantre gibi bir kuvve olan güç bir fiile dönüştüğü gibi iman da böyle nurdur, kuvvettir diyor. Aktif oluyor. O enerjidir, iman enerjidir, güçtür. Ustad diyor ki, iman kuvvettir hem nurdur diyor. 25. devada okumayacağım. Her derdinizin dermanı olan imanınızı inkişaf ettirin. Bu anlayış değildir, enerjidir. Bu enerji her derdinize nasıl derman oluyor? Öyle bir enerji ki böbreği de dalağı da tamir ediyor. Şöyle bir misal vereyim. Ayak gitti, kesilmiş, yaşanır tekerlekle.
Ağlarsın, sopayla yaşanır. Kulak yok, şekilde yaşarsın. Yani bir çaresi var. Psikolojim bozuldu, hepsi gitti. Ha, o psikolojiyi tamir eden teslim, tevekkül, iman. İmanın içerisinde teslim ve tevekkül var. İman enerjidir, nurdur, kuvvettir, realitedir, mahluktur. Vücut haricisi vardır, nefs-i emridir. Anlayış, seziş, kabulleniş, tarafkirlik, Fenerbahçe, Galatasaray gibi değil bu. Maçta uuuut diye gol atınca adam, o enerji nereden çıktı? O adam, videosunu gösterdiler bana da abi. Evde, şimdi kadın sefa getirmiş, rahle diyeceğim Kur'an'a komiser. Sefa getirmiş, çay mı, şey mi, suyu mu koymuş, maç seyrederken sanki o gol atıyormuş gibi bir tekme atıyor. Rahle içe, sehpayı, televizyona ama darmadağın ediyor. O güç nerede? Neredeydi? Konsantre oldu değil mi? O güçle o rahle şeyi, masayı darmadağın etti, televizyonu da kırdı döktü. Ha. O nasıl o maç tarafkirliğiyle bu güç ruhta gizli, örtülü olan aktif oldu mama gibi, iman da böyle. Okuduğun Kur'an'la, okuduğun Kur'an nasıl enerjiye dönüşür? Yediğin fasulye, ekmek nasıl enerjiye dönüşüyorsa. İman da realitedir, mahluktur, enerjidir çıkıyor. Bu enerji gözünü, kulağını da en azından sana teslim ve tevekkül getiriyor. Ve her derdine derman. Bak, ayağın gitti. Tekerlek var. Çare var. Psikolojin giderse hepsi bitti. Ne akraban kaldı, ne kızın kaldı, ne eşin kaldı. Hepsine saldırırsın, bilmem ne yaparsın. Bakır kere yeter değil mi? Bitti. Ha, işte bu psikolojiyi düzelten nur imandır. İmanınızı arttıracaksınız. İman, iman. İman hem nurdur, hem kuvvettir. Devamlı yenilik yaparak. Son cümlemi okuyayım. Demek ki biz modeliz. Bu elbise giydirilmiş. Bunun gibi bu elbisedir. Gözü kesecek. Göz git. Sana öyle. Bana oldu. Bana verecek yani. Bu elbiseyi bana geçici olarak giydirdin. Esma Üstası'nın nakışlarını göstermek için çok halet içinde seni çevirir. Çok vaziyetlerde seni değiştirir. Seni açlıkla, sen açlıkla onun Rezak ismini tanıdığın gibi Şafi ismini de hastalığınla bil, elemler bil, elemler, musibetler bir kısım esmasının ahkamını gösterdikleri için onlarda hikmetten nemalar ve rahmetten şualar ve o şuat içinde çok güzellikler bulunuyor. Eğer perde açılsa, tevahuş, yani korktuğun, dehşet aldığın, nefret ettiğin o hastalık var ya, ahiretteki neticelerini görsen, perde açılsa, ama daha dünyadasın, nefret ettiğin o hastalık, ettiğin hastalık perdesi arkasında sevimli, güzel manaları bulursun. Bu hastalığın oradaki karşılıklarını görseydik, ama insanız, hastalığı istemiyoruz. Ama gelince de isyan etmiyoruz. Tevhid, ne yapar tevhid? Teslimi. Teslim, tevekkülü. Tevekkül, saadet-i dareyini iktiza eder. Allah bu sıra sahip olmayı nasip eylesin. Bize, bizim sevdiklerimize de, bizi sevenlere de, bizim dua ettiklerimize de, bize dua edenlere de nasip eylesin. Amin. Hizmet imaniye Kur'aniye'de daim kayım sayım eylesin. Amin. Hizmet imaniye Kur'aniye'de bu hakikatle haklanmayı ve nur-u imanda inkişaf etmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin. Amin. İki cihanda aziz eylesin. Amin. Cenab-ı Hak maddi ve manevi semavi arzı afatlardan çoluk çocuğunuzu ve sizi sevenleri de hıfz-ı emin eylesin. Amin. Ve imanla kabre girmeyi nasip eylesin. Amin. Ölümümüzü temiz olarak, şehit olarak nasip eylesin. Talebi ulum sırrına mazhar olarak inşallah. El Fatiha.